Merhaba, iyi günler. Bir periskop yayında tekrar beraberiz. Bugün konuşacağım konu Peygamber Efendimiz'in yaptığı devrimi biz yapabiliyor muyuz bu asırda? Hizmet, yüksek insani değerler derken Batı medeniyetine ne verebilir, ne veriyor? Neden bütün Batı ülkeleri hizmeti toplumda entegre bir barış hareketi olarak değerlendiriyor ve terörist olmadığını deklare ediyor? Erdoğan'ın ve Eto'nun, Reto'nun bütün baskılarına rağmen boyun eğmiyor. Peki nerede hata yaptık? Neden Türkiye'de zulüm devam ediyor ve hız kesmiyor? Bu zalimleri bize musallat eden ne gibi unsurlar vardı? Ve bunlardan ders aldık mı? Yani geçmişi silelim, yolumuza, işimize devam edelim ama geçmişte yaptığımız hataları tekrar edecek miyiz? Eğer biz doğru yolda dosdoğru olsaydık kırmızı dahi dokunamazlardı diyen abilerimiz vardı bu süreçten önce. Neden dokundular? Neden hamile kadınları, lohusaları, bebekleri, nineleri, dedeleri hapsediyorlar ve zulmediyorlar? Ve bu zulüm hız kesmeden devam ediyor. Allah bu münafıkları neden başımıza musallat etti? Etmeyebilir miydi? Kader noktasında tabii kaderi tenkit etmek olmaz. Kadere isyan etmek de olmaz. Kaderin değişik aşamaları vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kur'an'ın batın ve batının batını ile yorumlayan İslam alimleri, sadece lafzı ve mali tefsiri yapmayanlar biraz daha olayı açmışlardır. Hoca Efendi bunlardan biridir. Said Nursi, İbn Arabi gibi büyük müştehitler, büyük mücedditler de bu konuyu açmış, çok detaylı incelemişlerdir ki Hoca Efendi'nin Kalb-i Zümrüt Tepelerinde yapmış olduğu kader ve ruh tanımları hiçbir İslam aliminin ulaşamadığı zirveye ulaşmıştır. Evet, öyle. Ruh konusu benim ilgi alanım, uzmanlık alanım, doktora alanım olduğu için bu konuyu akademik ortamda çok tartıştık. Ruhla ilgili doktora yapan bizim üniversitede bir Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde bir Kanadalı vardı, Hirsyan. 25 tane tanım çıkartmış ruhla ilgili. Sokrates'ten başlamış. Sokrates ilk ruh tanımını güzel yapanlardan biriydi. Hem Fars medeniyetini, hem İslam medeniyetini, hem Hint medeniyetini etkilemiş bir insandır, hem Mısır medeniyetini. Dolayısıyla Sokrates'le başlamak doğru bir adım. Batı medeniyeti zaten Platon, Sokrates, Eflatun gibi insanlara çok değer verir. Onların görüşlerini değerlendirir. Kant bunları yazarken, yorumlarken entegre bir zincir ve link kurar. Dolayısıyla ruh konusu önemlidir. Ruh nedir? Çünkü ruh konusu o kadar tartışılan bir konu ki. Peygamberimize Yahudi alimleri geliyorlar, soruyorlar ruh nedir diye. Kur'an-ı Kerim'de, ayette var. Peygamberimiz hemen yarın gelin cevaplayayım diyor. Fakat yarın ayet gelmiyor. Peygamberimiz bilmiyor aslında ruh nedir. Tam detaylı bir cevap veremiyor o anda. Hz. Cebrail'in gelmesini ve ilham etmesini bekliyor. Fakat gelmiyor. Bir hafta geçiyor, gelmiyor. Yahudiler de ruh bilmiyor, bu peygamber olamaz diye yaygara kopartıyor. Daha sonra ayet geliyor, peygamberimize uyarı. İnşallah de ya Resulü, İnşallah de. Yani sen peygambersin ama inşallah demezsen sana bilgi verilmezdi. Sen kendinden emin bir şekilde ben cevap vereceğim dedin fakat inşallah demedin. Biz inşallah diyelim. Bu Erdoğancıların dediği gibi demeyelim. Yani bunlar inşallah deyip hırsızlık yapıyorlar. Soysuzluk ve terörizm yapıyorlar. Batı'da inşallah deyince Müslümanlar öyle, o kadar bir kültür yerleşmiş ki Batılılar şunu anlıyor. İnşallah diyorsa bu olmayacak. Sallıyor. Yani inşallah olumsuz bir şekilde maalesef insanlara yansımış durumda. Halbuki inşallah öyle bir duadır ki Müslüman için kadere teslimdir, tam teslimdir, tevekküldür. Biz bunu Kanada'da nasıl değiştirelim, bu konsepti, Müslümanların bozduğu, tahrip ettiği bir konsepti değiştirelim diye ulaşırken ruhu, insanların ruhunu nasıl Hoca Efendi'nin anlattığı gibi pratik dünyada anlatalım diye diyalogda ulaşırken bir rektör vardı. Oşova'da tekniki bir üniversitenin rektörü Geri. Kendisi Yahudidir ama Yahudi Kongresi'ne bağlı olmayan, Yahudileri, Yahudi sistemin dışındaki bir Yahudidir. Liberal ve laiktir. Bizim arkadaşlarla dost ve kardeş oldu. Ve gelip gidiyor, evine gidiyoruz, Hakkı'ya götürüyoruz torununu. Beraber katılıyoruz, bizim toplantılara geliyor. Diyalog konuşmalarında ana konuşmacı oldu birkaç defa. 2008'de veya 2009 olabilir, Türkiye'ye gitti, 10 gün gezdi. Türkiye'de şu dikkatini çekmiş: İnsanların hepsi inşallah diyor bir şey yaparken. İnşallah, maşallah. İnşallah kelimesini çok dikkatini çekmiş. Manasının ne olduğunu sormuş bizim arkadaşa. O da God will demiş. Allah'ın dileği olur. İnsanların dileği olmaz. İnsanlar ne kadar kendi dileklerinin olduklarını zannetse de aslında hep Allah'ın dileği olur. Çok sevmiş. Bu demiş Yahudilerin konseptine de uygun, inancına uygun. Bu bütün dinlerde, kültürlerde olan bir şey, Allah'ın dileği. Ondan sonra bir inşallah şiiri yazmış. İnşallah şiiri. Sene 2009, konuşma yapacak ana konuşmacı. 200 kişiye hitap ediyor. Çok seçkin bir kitle. Diyalog yemeği. İnşallah şiiriyle başladı. Yazdığı şiirle. Ama ne şiir. Böyle güzel, İslami bir şiir yazılamaz. Yahudi bir rektör bunu dile getiriyor ama Yahudi olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü Yahudiliği ön plana çıkartan bir insan değil. Sadece Yahudilerin yıllık milli, dini, belli etkinliklerini kutlar fakat karışmaz onlara. Çok aydın bir insan. Yobaz değil. İnşallah şiiri salonda insanları duygulandırdı. Müslümanların inşallah yıkımını düzeltiyor. Salonda yanında Loreena McKennitt var. Kanada'nın meşhur müzisyeni, müzik yapımcısı. Yani Sufi müziğe ilgili. Kendisi Kelt'tir, yani İrlandalıdır ve Kelt müziği ile ilgili. Kelt müziğinin Türkiye'deki bağlantısını buldu. Çünkü Keltler Anadolu'dan İngiltere Adası'na göç etmişler. Yüzyıllar, binlerce yıl önce. Türkiye'de şeyi var, izleri var. Türkiye'nin içinde, kültüründe çok değişik medeniyetler var. Bu inşallah şiirinden etkilendi. Inspiration oldu ve kendi yaptığı konuşmada dedi ki bu topluluk ne kadar güzel bir topluluk. Ne kadar harika insanlarsınız siz. İnşallah dediniz ve yüreğime su serptiniz. Bir huzur verdiniz, mutluluk verdiniz. Bir ilham verdiniz. Dedi şarkı yazacağım. Müzik yapacağım. Adı inşallah olacak. Diye insanlara anlattı. Loreena McKennitt Türkiye'ye gittiğinde sen feci mi oldun demişler. Bu salak sabahçılar havuz medyası sıkıştırmışlar. Demiş ben insanlıkta buluştum. İnsanlık ortak paydasında buluştum. Ruhlarla buluştum. Güzel ruhlarla. Temiz ruhlarla. Safi insanlarla. Bozmuş tabi. Türkiye'nin çakallarını, domuzlarını. Gıllı kuş arıyorlar. Loreena McKennitt burada Stratford'da yaşıyor. Bu 80 kilometre benim yaşadığım şehre. Ben o şehirdeki hastanede 6 ay staj yaptım. Terapist stajı. Social planner'dım. Discharge planner'dım. Yaşlılarla ilgileniyordum. Yani o şehrin İrlandalıların yaşlarını yaşlılar evlerine çıkartmayla ilgili hastanede terapi yapıyordum. İkna ediyordum. 6 ay. Çok değişik işler yapıyorum değil mi? Dolayısıyla onların kültürünü de tanıyorum. McKennitt böyle bir insan ve ruhlarla ilgileniyor. İnsanların diniyle, diliyle, farklı kültürlerin ayrımcılığıyla ilgilenmiyor. Kanadalıların genel toplum normu budur. İnsanlara saygı gösterir, herkese saygı gösterir. Türkiye'de saygısızlık hakim olduğu için anlamıyorlar tabii. Anlamaları da artık beklemiyorum zaten. Saygısızlık hat safhada. Tuncay Özkan 15.000 kişilik liste vermiş. Affedersiniz ama şeyimizeydi. Böyle bir ayrımcılık, böyle bir hizipçilik yere gitmez. Tabii ruh nedir? Ruhun tanımını Hoca Efendi Kalb-i Zümrüt Tepelerinde öyle güzel yapmış ki, öyle güzel yapmış ki. Bir paper yazdım bununla ilgili. 5 sayfa. Sunum yaptım. Sınıfımız mest oldu. Master ve doktora talebeleri var bizim bölümde. Hoca 35-40 yıllık bu alanda uzman, Katolik, Roman Katolik, profesör, terapist şaşırdı. Bu ruh tanımı nereden dedi? Dedim Hoca Efendi. Şöyle başını salladı. Böyle bir tanım duymamıştım dedi. Kapsayıcı, her türlü bilgiyi içinde içeren ve herkesin kabul edeceği bir tanım. Evet, ruh nedir tanımını Hoca Efendi içtihat diyorsanız içtihat yapmış yani. Her türlü ilmin babası Hoca Efendi. İnsanlar bunu ister kabul etsin, ister etmesin. İsterse ilkokul mezun desinler yani. Çok umurumuzdaydı. Hoca Efendi etrafında pervane olan ilim insanları, gençler, eğitimli gençler niye var sanıyorsunuz? Çünkü ilim peşinde Hoca Efendi, insanlık peşinde, güzel ruhlar peşinde. Güzel ruhlar her millette var. Sadece Türkiye'de bir hizmet söz konusu değil. 180 ülkede var. Türkiye'yi ele geçirmeye falan da çalışmıyor hizmet. Ne kadar bunlar devleti ele geçirecekler diye saçma saçma komplo teorileri uydursalar da yani Hoca Efendi Türkiye'de yetişen altın nesli 50 yılda yetiştirmiş zaten. Dünyaya açılmış. Çok fazla Türkiye'de ihtiyacı kalmamış aslında. Siz değirmenin suyunu biliyordunuz ve o kaynaklara çöktünüz. İnsanları mağdur ettiniz. O temiz alın teri kaynaklarına, helal paraya çöktünüz. Terörist dediniz, terörist kaynakları dediniz. Dünyadaki İslam hizmetleri besleyen kaynakları kestiniz. Öyle zannettiniz. Artık bu iş bitecek dediniz. Aslında yani 1990'da yurt dışına açalım da zaten bu kaynaklar dışarıda abide olmuş, kurum olmuş, insan olmuş, akmış, su yolunu bulmuş. Tabi suya uyur derler, düşman uyumaz. Uyumadı bu domuzlar. Ongoing bir şekilde, devam eden bir şekilde zulme devam ettiler. Pundunu yokladılar. Pundunu getirince bitireceğiz. Hiç vazgeçmediler. Perinçek hiç vazgeçmedi. Süfyanizm çetesi Zındaka hiç vazgeçmedi. Fazla büyüyünce tabi dikkat çekti. Hizmete nazar değdi. Mi diyeceğiz artık bilemiyorum. Çok dikkat çekmeye başladı. Bu dikkat çekme kaçınılmaz bir durumdu. Yani hizmetin elinde olan bir şey değildi. Hizmet doğru olanı, düzgün olanı dost doğru yapmaya çalıştı. Elbette bir takım hatalar da yaptı. Yani hataların yapılması kaçınılmaz. İnsan olan yerde hata vardır, sorun vardır. Fazla kastı bazı noktalarda. En mükemmelini yapmaya çalıştı. İnsanlar kıskandı, haset duydu, gıpta damarları kabardı. Gıpta damarlarını tahrik etmek de üstadının ifadesiyle yani Uhuvvet Risalesi'nde, İhlas Risalesi'nde anlatıyor. İhlası bozan noktalardan bir tanesidir. Biz gıpta damarlarını tahrik nasıl etmeyeceğiz? Zor bir durum gerçekten. İnsanlar gıpta duyuyorlar, kıskanıyorlar, haset damarları tahrik oluyor ve şeytanların tüyleri diken diken oluyor. Bütün şeytanlar işbirliği yapıyorlar. Şeytan tapınağı var zaten. Şeytan tapınağına bağlılıklarını değişik yollarla bildiriyorlar. Ve üst şeytan var, üst akıl, bunların aklı ve üst akıldan aldıkları sistematik emirlerle hak ehli, Allah dostu insanların önünü kesmeye, zulmetmeye ve durdurmaya çalışıyorlar. Olan budur tabi. Özetle. Bunu detaylandırmak mümkün. Bakın size bir hadise anlatayım. 2011 senesi Rothschild ve Rockefeller birbirine rakip gözükür. İki Yahudi ailesi zengin. Şeytan Tapınağı'nın daimi üyeleri. Diyalog yapmıyorlardı Müslümanlarla. Kaçıyorlardı. Çünkü artık kendileri diyalog yapmışlar. 1962'de İncil'i bile değiştirmişler. Antisemitik diye tahrip etmişler. Yeni İncil'i hazırlamışlar Batı dünyasına. Bu kadar yani. Ama artık güç zirveye çıkınca diyaloğu bırakmışlar. Gerek yok artık. Diyaloğu kim yapsın? Katolikler yapsın. Katolik kilisesi, papalık. 1962 2. konsulda diyalog yapmaya karar vermiş ve yavaş yavaş acaba Katoliklik dışında da kurtuluş, salvation var mıdır diye fetva ve içtihat çıkartmaya, insanları ikna etmeye çalışıyor. 1962 yılından beri. Çünkü bir baskı altında devlet dini, Roma'nın kurduğu siyasi devlet dini çatırdamış, çökmüş çoktan. Parçalara ayrılmış. Ortodokslar en başta isyan etmişler zaten. Fatih Sultan Mehmet de Ortodoksların koruyucusu olmuş Katoliklere karşı. Çünkü devlet dinine karşı Fatih Sultan Mehmet. Devletin çaktığı Roma'nın dinine karşı, adına Hristiyanlık koymuşlar Katolikler. Ortodoksları koruyor. Hristiyanları koruyor yani. Hristiyanların koruyucusu. Bizim ecdadımız.